Item kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Bugün İspanya Katalunya pistindeyiz. Yağmur altında bir sıralama turu yapacağız. Yarışta hava oldukça güzel veriyor ama sıralama turlarında yoğun bir yağış var. Zaman turlarındaki bu bug'ı da atlattık bu arada. Bir sonraki bölümde düzeliyor. Monaco ile birlikte düzelmiş olacak. Kendi kendine düzeldi. Güncellemeler gelip gittikçe. Yoğun yağmur lastikleriyle, mavi logolu lastiklerle turumuzu gerçekleştiriyoruz. Barcelona'da bir önceki yarış Miami'deydi. Bizim için kötü bir yarış olmuştu. İspanya'da bakalım neler yaşayacağız. Pistin yenilenen 3. sektörüyle birlikte turumuzu tamamlamak üzereyiz. Çizgiyi de geçtik. Bakalım büyük ihtimalle son sırada olacağız. Sainz ev sahibi sürücü Carlos Sainz lider tamamlıyor. Q1'i ve takım arkadaşımızla birlikte son iki sırayı paylaşıyoruz. Sıralama turlarında yarışta ise muhteşem bir hava söz konusu. Oldukça güzel bir hava var. And for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? 26 derecelik bulutsuz muhteşem bir hava var. Many more iconic moments since. The circuit to Barcelona Catalunya then, a high-speed 2.89 mile circuit. 16 dönüşlük. 4.6 kilometrelik. Formula 1'in vazgeçilmezlerinden biri burası. Şimdi grid'e göz atıyoruz. Leclerc ve Sainz ilk iki cepteler. Ferrari'ler yine en önde. Verstappen, Lando Norris'ten bir atılım var öne doğru. Schumacher 5, Ricardo 6, Joe 7, Gasly 8, Vettel 9, Ocon 10. Hamilton 11. sıra, Perez 12, Russell 13, Bottas 14, Alonso 15, ev sahibi sürücü, Magnussen 16, Albon 17, Tsunoda 18, Latifi 19, Stroll 20, Piastri ve biz 21 ve 22 son sıradayız. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline. 2 puan farkı var. Sürücüler de şampiyona oldukça hareketli gidiyor. Bir Leclerc, bir Verstappen genel klasmanda öne geçiyor. Şimdi formasyon turuyla yarış gününe start veriyoruz. Diğer sürücülerin aksine orta hamurları seçtik. Biraz daha uzun bir stint yapıp sıra kazanalım diye düşünüyoruz. Bakalım stratejimiz başarılı olacak mı? Let's hope the race ahead today is a thrilling one that will go down as a memorable Grand Prix in the history books. Artık tüm araçlar griddeki yerlerini alıyor. Startı bekliyoruz. Beş kırmızı ışık yanıyor.
dönmesiyle birlikte startta verilmiş oldu. Diğer sürücülere göre biraz daha kötü bir start aldık. Bakalım ön tarafta bir karışıklık olursa bundan faydalanacağız. Piastri içe doğru girdi. Şimdi Latifi var önümüzde. Sorunsuz bir start oluyor. İspanya'da içeriye doğru şimdi yerleştiriyoruz aracı ama boşluk bulamadık. Takım arkadaşımızı takip etmeyi sürdürüyoruz. Bu viraj yeni oyunda daha bir zor olmuş. Sosis körpler de konduğu için virajın dışına taşamıyoruz. Şimdi Piastri fırsat kovalıyor Stroll'e karşı ama bulamadı. Şimdi içeriden bir atak yapıyoruz takım arkadaşımıza. Küçük de bir temas Stroll'le. Takım arkadaşımızı geride bırakıyoruz. Ve düzlük sonunda yerini geri almaya çalışıyor. Oscar Piastri ama müsaade etmedik. Magnussen de Leclerc de pite girdi. 3 sıra birden kazanmış olduk. Piastri şimdi içeriden atak yapmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Takım arkadaşımız altında iyi bir araç olsa aslında Piastri güzel performans gösterebilir. Önümüzdeki sene de takımda tutacağız kendisine. Takım arkadaşımız şimdi yanımıza kadar geldi. Lastik lastiğe yan yana gidiyoruz. DRS'ler de açıldı. Daha hızlı çizgiden yerimizi korumayı başarıyoruz şimdilik. Oscar Piastri'ye karşı. Yeniden yaklaşıyor takım arkadaşımız. Yeniden yerimizi korumayı başardık. Bu yarıştan sonra Monaco Grand Prix'si var. Takvimin en ikonik pisti bir arkadan kayma ama toparlıyoruz. Şimdi DRS ile takım arkadaşımız atağa kalkıyor. Start finish düzlüğünün sonunda yerimizi korumayı başaramıyoruz bu sefer. Oscar Piastri güzel bir savunmayla bizi geride bıraktı. Şampiyona lideri Leclerc şu anda sondan bir önceki sırada startta istediğini alamıyor. Leclerc Gasly pitte 4. turun sonunda tekrardan 19. sıraya yükseliyoruz. Leclerc de çok hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Şimdi peşimizde içeriden bir atak yapıyor.
Öfkelenmenin hiçbir anlamı yok. Dokuzuncu turda geldik. Magnussen de yaklaştı. Ön grupla aramız açılıyor gitgide. Lastik avantajı ve yapay zekanın hızlı olduğu bir pist. İkinci sektör ve üçüncü sektörde daha hızlı olmak için downforce'u biraz yüksek tuttuk. Ancak diğer sürücüler şu anda bizden daha iyi bir setup ayarıyla yarışıyor. O yüzden zaman farkı açılıyor. Magnussen'le hatanın tekrarını seyrediyoruz. Bir sendeliyor orada. Haas sürücüsü. Leclerc yeniden pitte. 15. tura girerken Stroll pitte. Takım arkadaşımız da pitte. İki sürücünün arasından yıldırım gibi geçiyoruz adeta ve geç bir frenle 2 sıra daha kazanmış olduk. 17. sıradayız şimdi. Okay, so the car ahead's come in and fitted the soft tire. Stroll şimdi taze yumuşak lastikleriyle peşimizde. İçeriden bir atak kovaladı ama alan bulamıyor. Şimdi Magnussen Latifi de pitte bu arada. Leclerc ve Magnussen aynı anda atak yapıyor. Şimdi Magnussen'e içeriden bir atak, Leclerc sendeliyor. Magnussen'e yerimizi kaptırmadık ama Leclerc gerçekten çok hızlı. Rüzgar gibi geçti adeta. Bu iki sürücünün atağının tekrarını seyrediyoruz. Burada Magnussen'e geçit vermedik ama Leclerc'e de tutamıyoruz. Şimdi Piastri var peşimizde. İçeriye doğru konumluyor aracını. Savaşmaya devam ediyor. İkili mücadeleyi kazanan biz oluyoruz. Tekrarını seyrediyoruz. Takım arkadaşımız yeniden atağa kalktı. Start finish düzlüğünün sonunda bir kez daha başarılı olamadı. Şimdi içeriden bir atak yapıyor. Lastiklerimiz de yıprandı bu arada. İçeriye doğru bir bakış atıyoruz. Şimdi önümüze geçti. Yerimizi korumaya çalışıyoruz ama başarılı olamadık. Oscar Piastri'ye karşı. Yeniden 20. sıraya düşüyoruz. Leclerc yine geride kaldı. Yine bir pit stop yaptı. Sürekli
Bir pit stop yapıyor. Yumuşak lastikleri kullanıyor. Yeniden atak yapacak şimdi. Rahat bir şekilde geçecek bize. Gasly de geldi şimdi. Bakalım iki sürücünün arasından çıkabilecek miyiz? Diğer Gasly ile yan yana gidiyoruz. Leclerc adeta uçtu. Gasly de çok hızlı bir şekilde yanımızdan geçiyor. Alfa Tauri Honda motoruyla. Gasly pit'e girdi yeniden. Leclerc'in aracında da bir sıkıntı olabilir. Sürekli pit stop yapıyor. 27. tura girdik. Magnussen geliyor şimdi. DRS ile geçiyor. Hiç güvenlik aracı da gelmedi. Planlarımız hiç tutmadı bugün. Haas sürücüsü de oldukça hızlı bir şekilde bizi geride bıraktı. Piastri pitte şimdi. Ve önümüzde dönüyor Oscar Piastri. O da Sainz tur bindirmek için geldi orada. Piastri ile bir kapışma var aralarında. Piastri direniyor sanki. Ve Sainz pistin dışına taştı. Biz de ikisini birden geçiyoruz o arada. İlginç şeyler oluyor. İlginç şeyler oldu. Piastri Sainz'a yol vermedi. Bakalım ceza yiyecek mi? İşte burada pistin dışına taşıyor Sainz. Şimdi Carlos Sainz bize tur bindiriyor. Ev sahibi sürücü yarışı lider götürüyor. DRS alacağız şimdi kendisinden. Pistin de dışına taştık biraz. Piastri de bunu fırsata çeviriyor. Şimdi iç kısımdayız. Yerimizi korumayı başardık şimdilik. Magnussen yeniden pitte. Şimdi Piastri DRS ile rahat bir şekilde yaklaştı ve geçti. Düzlüğün sonunda yerimizi korumaya çalışacağız Piastri'ye karşı. Direniyor hala iç taraftan. Ve Piastri güzel bir atakla bizi geride bırakıyor. Piastri bizi geride bıraktı. Bir küçük temas, bir küçük temas var orada. Tur bindirme esnasında küçük bir temas Verstappen'le. Olacak iş değil. Zaten düzlükte kendisine yol verecektim. Diğer Gasly de bunu fırsata çevirdi. Yarışın 30. turunda biz de yumuşak lastiklere geçmek için pit stopumuzu gerçekleştireceğiz. Verstappen de pitte, onun da kanadında bir sıkıntı oldu büyük ihtimalle. I think there's an error with the attachment of one of the front wheels. Oh, they'll be disappointed here. Yapay zeka geçiş yaparken çok aceleci davranıyor ama biz onlara atak yaparken kendilerini çok güzel koruyorlar. Ricardo da tur bindirdi. Ocon da tur bindiriyor şimdi. Perez de geçti 6. sırada. İlk 6'dan tur yemiş olduk böylece. 35. turdayız ve ev sahibi sürücü Fernando Alonso. O da tur bindiriyor şimdi.
Ön gruptan pit stop'tan sonra daha çok koptuk. İspanya'da stratejimiz tutmuyor. Şimdi 8. sıradaki Lando Norris geliyor. Turbo indirmek için. Hamilton ve Schumacher de turbo indirdi. İlk 10 bize turbo indirmiş durumda şu anda. Birinci turdayız ve Guanyu Zhou yarış dışı. Bakalım güvenlik aracı gelecek mi? Start finish düzlüğünde duruyor şu anda aracı. Herhangi bir güvenlik aracı da gelmedi. Çok şanssızız gerçekten. Şimdi 43. turdayız. Körplerden sekiyoruz ve yarış dışı kalıyoruz. Yarış dışı kaldık. İspanya Katalunya'da sosis körplerden araç sekiyor. Direkt bariyerlere uçtuk. İşte burada araç direkt bariyerlere doğru uçtu resmen. Yarış dışı kalıyoruz İspanya'da. Finiş göremiyoruz. Çok ilginç. Eğer Leclerc bir mucize yapıp kazanmadıysa Carlos Sainz, evet Carlos Sainz yarışı kazanıyor. Ev sahibi sürücü İspanya'da kazanıyor. Şanssız bir yarış oldu bizim için. Şanssız bir hafta sonu oldu. Bakalım Monaco'da daha çok sevdiğim bir pist neler yaşayacağız. Üç farklı takım podyumda yer alıyor. Look at how the driver standings have changed. Max Verstappen should be pleased with his performance, making gains. Verstappen de en hızlı tur oluyor. Leclerc 5. sırada tamamlamış yarışı. Lider başlayıp Alonso da 15. başlayıp 6. bitirmiş. Lando Norris son puanı kapıyor. Sürücüler de 11 puana çıkıyor. Verstappen ile Leclerc farkı. Artık bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.